Türk dünyasında dilde, fikirde, işte birlik ideali için atılması gereken en önemli adım eğitim alanında olmalıydı şüphesiz. İsmail Bey, insanları ortak bir dilde birleştirmek istiyorsa, o dilin eğitimin temeline oturtulması gerektiğini biliyordu. Eğitimse, zamanın ihtiyaçlarını ve gerçeklerini karşılayacak bir müfredat ve uygulamayla yapılmalıydı. İsmail Gaspıralı'nın her ayrıntısıyla bizzat ilgilendiği ve 1884'te Bahçesaray'ın Kaytaz Ağa Mahallesi'nde açtığı mektep, bu düşüncelerin hayata geçirildiği ilk örnek olmuştur. Bu yeni eğitim metodu için ilk temel ders kitabını da Hoca-i Sıbyan adıyla bizzat İsmail Bey kaleme almış, yeni anlayışıyla eğitim verecek olan öğretmenleri de kendisi eğitmiştir. Bunun 4 ciltlik Hoca-i Sıbyan dersliği, Kıraet Türki, Sarf Türki, bu derslikler önceden yok idi. Onu Gaspıralı öz elinden, özün tecrübesine esaslanarak yazdı. Ve 40 günde Türkçe gerçeği. Önce harfleri ve sesleri, ardından kelime içinde okunuş ve yazılışını öğreten yeni metodu, usulü savtiye ile İsmail Bey 40 günün sonunda öğrencilerinin Türkçe okuyup yazabildiklerini kanıtlamıştır. Usulü savtiye yani harf sistemiyle okumayı öğretme. En prinsipiyel fark eski usul ve yeni usul mekteplerinde, zaten bu mekteplerin adı da bu usuldan gelip çıktı, yeni usul. En birincinde usul değişimi. Eğer de eski usulü mekteplerde heca usulü kullanılgan olsa, yeni mekteplerde usulü cedid, usulü saftiye. Bu da talebenin en anlayışlı şekilde elifbeni öğretuvu ve elifbeden de başka esas derslerinin kısa ama efektif bir müddette öğretilmesidir. Gaspıralı'nın yeni eğitim anlayışı, yeni metot ve ortak dil temellerinde kurduğu usulü cedid mekteplerinin sayısı 1895'te bütün Rusya İmparatorluğu'nda yüzü geçmezken, 1914 yılında bu sayı neredeyse 5000'e ulaşmıştır. Yayıncılıkta olduğu gibi eğitimde de toplumdaki tüm bireyleri kucaklayan İsmail Gaspıralı, 1893 yılında ilk usulü cedid kız mektebini ablası Pembe Hanım'a Bahçesaray'da açtırmıştır. İlk olarak Bahçesaray'da ayrı usulü cedid mekteplerini kızlar için de açtılar. Ve yazıvını, okuvunu, nağışlarını fenler olarak, dersler olarak bu mekteplerge kürsetti. Yani İsmail Gaspıralı'nın fikrince ilk terbiyeni kendi balları, kendi çocukları için ana vermektedir. Onun için cemiyette kadın kızlar ne kadar okumuşlu olsalar, demek gelecek nesil o kadar istidatlı, o kadar okumuşlu olmalıdır. Bir gazeteci ve sınırların ötesine taşıp bir ulusu tek bir dilde birleştiren bir gazetenin sahibi. Bir eğitimci ve çığır açan yeni bir metodun, bu metotla eğitim veren okulların kurucusu. 63 yıllık ömre sığdırdığı edebiyatçı ve siyasetçi kim?